Evet. Arkadaşlar. Herkese Hayırlı günler. Bugün hava bayağı kapalı, serin. Dün gece çok fırtına oldu. Yani saatte 80-90 kilometre hızla. Sen bir rüzgar vardı. Bizim koyunlarımız az olduğu için arkadaşın sürüsü karşıda. Bugün öğleden sonra da yağış gösteriyor. Dedim, ben dedim hocam, sanmayayım ıslanmasın. Koyunumuzun doğumu da yakın. Yaz olmuş olsa dağda doğurtuda bir sıkıntı olmaz ama şu siyah başlı koyunumuz zaten. Hemen gidin, hemen ne var? Ne var? Şu koyunumuz zaten. Dur. Ondan sonra bu koyunumuz. Yani hava yaz olmuş olsa hiç sıkıntı olmaz. Dağda doğursun. Ama hava serin olduğu için kuzu anne karnındaki sıcaklıktan bir anda daha düşük bir sıcaklık ortama doğduğu zaman, yani kuzuların çoğu ilk bir iki saat içindeki 8 saat içindeki ölümlerdi zaten. Kuzuların soğuk yüzünden hipotermi geçirerek ölmesinden, hipotermiden dolayı ölüyorlar arkadaşlar. Yani lütfen doğumu yakın koyunlarınızı hani gözetim altında tutun. Yani sonuçta o da bir anne, o da bir evlat taşıyor. Şu koyunumuz işte yakın arkadaşlar. Bekliyoruz. Bir iki günü var. Ondan sonra hava yani aşırı derecede soğuk şu an. Yani kuzuların ölümü genelde ondan oluyor arkadaşlar. Kuzular doğduktan hemen sonra da vurabilirsiniz. Doğduktan bir iki saat içinde veya bir gün sonra da yel diflerini vurun arkadaşlar. 1 miligram veya 0,5 miligram yel diflerini vurun. Yani ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani Allah-u Teala bize bu kadar koyun almayı nasip etti. İnşallah Allah nasip ederse çoğaltmayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Yani yazın kuzunun doğada doğması ahırda doğmasından daha iyi. Çünkü dışarıya direkt açık havada doğduğu için daha çabuk bağışıklık kazanıyor arkadaşlar kuzu. Ama kışın öyle değil. Hava sıcaklığı 8 derecelerde, 10 derecelerde dolaştığı için kışın, yani şu anki hava sıcaklığından bahsediyorum. Yani kuzunun anne karnındaki sıcaklığı hiç olmasa nereden baksanız 30 derece o civarlarda. Yani tahmini, tam araştırmadım ama. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Dün gece çok fırtına esti. Gece sokak lambaları yanmadı. Hatlar karıştığı için gündüz yanıyorlar şu an. Bu koyunumuz arkadaşlar işte. Bekliyoruz dört gözle. Senenin
İlk kuzusunu bu koynumuzdan alacağız Allah nasip ederse. İnşallah rast gelirsek gece mece de inip kontrol ediyoruz. Rast gelirse inşallah onun da videosunu çekeriz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu durum var. Koyun doğuruyor. Hemen müdahale etmeyin arkadaşlar. Bir yarım saat, 45 dakika, bir saate yakın müdahale etmeyin. Eğer koyun zoradığı halde, ıkındığı halde kuzu hala gelmiyorsa o zaman müdahale edin arkadaşlar. Çünkü bazen kuzunun iki bacağı geliyor, bacağı gözükmüyor, kafası gözükmüyor. İki bacağı önde, kafası ters vurulmuş vaziyette, geriye vaziyette, döner bak vaziyette olduğu zaman siz buna müdahale etmezsiniz. O kuzu orada ölür. O durumlarda elinizi steril bir şekilde yaptıktan sonra, sterilize yaptıktan sonra mümkünse eldivenler var. Büyük dirseğe kadar uzanan eldivenler. Onlardan bulundurun arkadaşlar. Onlarla müdahale edin. Sonra tek kullanımlık zaten. Onu bir daha şey yapmayın. Bir yere temas ettikten sonra başka bir yere onu tekrar koyunun doğumuna yardım etmeyin onunla. Yoksa mikrop kapar arkadaşlar. Kuzunuz doğduktan sonra da göbek bağını mavi sprey var. Bilirsiniz. Mavi sprey ile spreyleyin ki oradan herhangi bir enfeksiyonun neden olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle koyun hakkındaki bilgilendirmelerimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. İnşallah arkadaşlar, hayırlı günler.